İyi akşamlar sevgili Manisalılar. 15 günlük bir süreçten sonra tekrar kasabadan Turgutlu'ya programıyla huzurlarınızdayım. Sevgili Manisalılar, sevgili ETV izleyicileri, bugün sizlerle bölgemizin, hatta Türkiye'nin, önemli ölçüde de dünyanın sayılı ürünü olan üzümden, ilaç kalıntısından ve organik tarımdan bahsedeceğiz. Konunun uzmanı, değerli bir konuğum var. Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Orcan'la beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Orcan. Sağ olun Sayın Pektaş. Bildiğiniz gibi çekirdeksiz kuru üzüm her ne kadar ihraç ambalajlarında Sultanas İzmir dese de bunun marka değeri, üretildiği yer Ege bölgesinde Manisa ilimizdir. Bu il içinde de 3-4 ilçe ön plana çıkmaktadır. Alaşehir'i, Sarıgöl'ü, Salihli'si, Turgutlu'suyla. Önemli ölçüde üzüm bu 4 ilçemizde, Manisa merkezle beraber 5 ilçemizde üretilmekte. Ve ihracatta da bazen dünya ikincisi, bazı yıllarda da dünya birincisi olma gibi bir özelliğimiz de mevcut. Ancak son yıllarda bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadık. Hem ihracattaki sorunlar hem de doğal şartlardaki olumsuz gelişmeler üzüm üreticisini ve bölgemizi mağdur etmiştir. Geçen sene özellikle don hadisesi bağlarda büyük zarara sebep olmuş, rekolte yarı yarıya düşmüş, ciddi anlamda bir üretim kaybı gündeme gelmiştir. Bu ne demektir? Hem ülkemize giren dövizin yarı yarıya azalması hem de üreticinin maliyetini bile karşılayamayacak noktada ekonomik sıkıntıya düşmesi demektir. Bu yıl ne olur? Şimdi bu yıl ciddi anlamda bir ürün elde edilmesi söz konusu olabilir. Çünkü bağlar geçen sene dinlendi, üzümleri yoktu, iyi çubuk yaptı. Sonuç itibariyle yeni bir yıla hazırlandı. Ama bugünkü şartlarda havalar 26-27 derecelerde dolaşırken bağların gözleri uyanma noktasına da geldi. Ben bizzat bu işin içinde olan bir kişi olarak şunu ifade etmek isterim ki hafta içinde ben kendi bağımda uyanmış bir göz gördüm. Bu tabii ki önümüzdeki günlerde bağların uyanıp yeşilleneceği şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda bir soğuk olursa, don hadisesi gündeme gelirse, burada tedbirleri almak çok fazla da elimizde değil. Doğal şartlar neyi gerektiriyorsa o başımıza gelecek. Ancak sigortayla bundan kurtulmak söz konusu olabilir. Ama genel anlamda ülkenin ve bölgenin büyük bir kayba uğramaması için dua etmek de yapılacak işlerden biri gibi durmaktadır. Bu tablo oluşmazsa, yani inşallah bu tablo oluşmaz da iyi bir yıla girer ve rekoltenin yüksek olduğu bir yıl yaşarsak, elde edilen ürünün iç piyasalardan çok dış piyasalara gönderilmesi, yani ihracat yapılması söz konusu olduğundan ihraç edilebilecek kalitede ürün üretmek zorundayız. Kalitenin yanı sıra özellikle Avrupa'daki alıcıların, uzak ülkelerdeki alıcıların özellikle pestisit kalıntısı konusunda, ilaç kalıntısı konusunda ciddi araştırmalar yaptığını, gönderilen ürünleri laboratuvarlarda çok ciddi tahlil yaptıklarını ve kalıntı miktarını belirledikleri anda gönderilen ürünleri geriye göndermek gibi bir davranış içine girdikleri bir gerçektir. Avrupa Birliği bu konuda yeni bir karar aldı. İhracatta pestisit kalıntısı oranı 5%'ten 1%'e düşürüldü. Bu demektir ki ihracatta önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Ama bu aşılamayacak bir sorun değildir. Kalıntı söz konusu olan ilaçların kullanılmaması
meseleyi kökünden çözer. Bu noktada hükümetimiz Tarım Bakanlığı aracılığıyla üzüm üreticilerine, ihracatçılara ciddi bir duyuru yaptı. İl Tarım Müdürlüğümüz de bütün üreticilere bunu telefonlarına SMS göndermek suretiyle üreticilerin bilgilendirilmesini sağladı. İşte borsa tescilinin yapıldığı, alım-satımların yapıldığı borsa başkanları da bu konuda toplumu, özellikle üreticileri bilinçlendirmek adına duyarlı olanları hemen çalışmaya başladı. Turgut Ticaret Borsası bu noktada çok anlamlı, olumlu bir çalışma yapıp yerel basını da çağırıp bu konuda üreticilerimizin aydınlatılması için ciddi bir sunum yaptı. Yerel gazeteler bunu detayıyla yazdılar. Ciddi anlamda okundu. Üretici bu konuda duyarlılığını ortaya koymak zorunda. Bu hassasiyeti de şu anda görmekteyiz. İlaç satıcıları da aynı hassasiyeti gösterip kalıntısı söz konusu olan kimyasalları içeren ilaçların üreticiye verilmemesi, dolayısıyla böyle olumsuz bir durumu yaşamamak için birinci şarttır diyorum. Ve bu bilgileri size verdikten sonra hemen konunun uzmanı Sayın Yılmaz Orcan, Turgut Ticaret Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı ve bu çalışmaları yürüten arkadaşımız bu konuda bize bir aydınlatıcı bilgi verecek. Üreticilerimiz, sevgili Manisalılar, bu şekilde aydınlanmış olacak. Bu aydınlatmalar, bu bilgilendirmeler yıl sezon içerisinde de sık sık devam edip üreticiler uyarılacak. Şimdi Sayın Yılmaz Orcan'dan bu konudaki çalışmaları ve durumun vehametini anlatması için söz veriyorum. Buyurun, söz sizin Sayın Orcan. Bilahare'de sevgili Manisalılar, bütün bunları temelinden halledecek bir organik tarım meselemiz vardır. İkinci etapta da önemli ölçüde o konuya ağırlık vereceğiz. Şimdi söz Sayın Orcan'ın, buyurun Yılmaz Bey. Teşekkür ederim Sayın Pektaş. Öncelikle ben zatenize ve bize bu fırsatları veren ETV'nin sahiplerinden emekçilerine kadar çalışanlarına, hepsine şahsım ve kurum adına saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu çok önemli, hassas konuda göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu çalışmaların yabancısı değiliz. Biz bu çalışmalara 1994 yılında başladık. Şimdi bizim tarım ürünlerimizin dünyada olmazsa olmazlardan 4 ana üründen 3 tanesi memleketimizde. Şimdi insan sağlığı açısından çekirdeksiz kuru üzüm, incir, kayısı ve hurma çok büyük önem arz etme. Bu 3 tane Allah'ın nimeti de 4 taneden 3 tanesi bizim ülkemizde. Evet. Ve çekirdeksiz kuru üzüm dediğimiz zaman da Manisa merkez ve 5 ilçemiz. Bakın, çekirdeksiz kuru üzümü biz çok farklı değerlendiriyoruz. Çekirdeksiz kuru üzüm bana göre endemik bitkilerden bir tanesidir. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin, ülkemizin neresine giderseniz gidin, çekirdekli üzümü her yerde görebilirsiniz. Ama çekirdeksiz, sultaniye dediğimiz üzüm, çekirdekli üzümle sadece isim benzerliği vardır. Çekirdeksiz kuru üzüm, yer seçen, hava seçen, toprak seçen endemik bir bitkidir. Ve Türkiye'nin sadece Manisa vilayetinin 5 ilçesinde yetişmektedir. Ve biz Türkiye olarak çekirdeksiz kuru üzümün Manisa olarak %96'sını üretmekteyiz. İşte Denizli'nin Çal gibi, işte İzmir'in Kemalpaşa Torbalı gibi, Menemen gibi %4'üne de %5'ine de tekabül eden oralardan karşılamaktayız. Şimdi çekirdeksiz kuru üzüm bizim için çok büyük önem arz etmekte. Çünkü tarım ürünleri ihracatında birinci ana kalem maddemiz. Şimdi yıllardan beri hep biz, şimdi geçmişte
Atalarımız hep şunu söylerlerdi. Dünyanın bir numaralı üzümü Türk üzümü diye. Biz evet dünyanın bir numaralı üzümü Türk üzümü ama neden Türk üzümü diye kendimize sormuyorduk. Şimdi geçmişte atalarımızın o günkü teknik koşullarda mecburiyetten dolayı yapmış olduğu çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde işte taş göktaş tabir ettiğimiz bakır sülfat, bazı yerlerde bordo bulamacı dedikleri, toz kükürt ve potasa. Bundan başka zirai ilaç yoktu. Ve biz tabii bugün gelmiş olduğumuz noktada bu üzümdeki kalıntı dediğimiz metallerin hiçbirisi yoktu. Onun için de dünyanın bir numara üzümü Türk üzümüydü. Ama gelmiş olduğumuz noktada tarım sektöründeki gelişmelerle biz bu kullanmış olduğumuz ürünlere mübadil ve metal kalıntılı ilaçlarla işin daha kolaycılığına kaçaraktan, özüne inmeyerekten ve gerekli bilgilenme ve bilgilendirme çalışmaları yapmayaraktan üzümümüzdeki işte geçmişte incirde, kayasıda yaşamış olduğumuz sıkıntıları şimdi üzüme geldi, dayandı. Şimdi atalarımızın bir tabiri vardır. Güneş çarı sıktı mı çarı kaya sıkar diye. Ve biz şimdi üzümde yeni mahsulden itibaren Avrupa'daki gelişmiş olan ülkeler restini çektiler ve kendi değerlerin üzerindeki metal kalıntılı üzümleri almayacaklarını beyan ettiler. Ve şimdi biz bir seferberlik ilan ettik. Ve bağların işte uyanma mevsimi biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi geldi. Ve yarın bir gün 5-10 gün sonra 20 gün sonra ilaçlama mevsimleri gelecek. Ve biz de Turgut Ticaret Borsası olarak hem üyelerimize hem halkımıza işte Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Sayın Ahmet Altındişli'yi getirip iki sefer konferans düzenledik. Gerekli bilgilendirme çalışmaları yaptıktan sonra şimdi de köy çalışmalarına başladık. Ve yerel gazete ilanlarıyla hazırlayacağımız kitapçıklarla ve afişlerle gecemizi gündüzümüze katıp Turgutlu'nun bütün köylerinde köy toplantıları düzenleyip üretici halkımıza bu bilgileri paylaşıp yarın mağdur olmamaları için ve ülkemizin de mağdur olmaması için elimizden gelen bütün gayretli çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz ve yapıyoruz, yapacağız da. Zaten bunun için bu görevlere talip oluyoruz ve dilerim üretici halkımız da duyarlı davranır. Çünkü herkesin ekmek teknesi, ekmek kapısı ve bir zincirin halkaları gibidir. Önce üreticiden başlar, sonra tüccarı, taciri, işletmecisi ve ihracatçısına kadar bu zincirin halkalarından bütünlük içerisinde bu halkalardan bir diş kopmadan inşallah bu sorunun da üstünden geleceğimize inanıyorum. Allah mahcup etmesin. Biz hemen dediğim gibi yıllar önce başlatmış olduğumuz çalışmaları bugünlerde çok daha seri bir şekilde dönüştürerek de halkımıza bu bilgileri paylaşmak için gereken girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah öyle bir sorun yaşamayız. İnşallah. Çalışmalarınızla üreticinin bilinçli davranışıyla bunu aşarız diye düşünüyoruz. Aksi halde ciddi bir ihracat sıkıntısı söz konusu olabilir. İç piyasada da bunu tüketemediğimize göre ürünün değer fiyata satılmaması, maliyetlerin yüksek olması üreticiyi bir anda bağlardan uzaklaştırır. Bağların köklenmesine sebep olabilir ve bu temel ihracat kalemimizi de kaybedebiliriz diye de düşünüyorum. İnşallah bunlar olmadan ben bu sorunlarımızı aşacağımıza inanıyorum. Çünkü Batılılar bizi çok iyi teşhis etmişler ve Türkler dururlar, dururlar, 10 yıllık işi bir ayda yaparlar diye bir benzetmeleri var. Biz de inşallah bu şeye inanaraktan, güvenerekten en güzel köyümüze kadar gidip bütün vatandaşlarımıza tek tek ulaşıp kahve toplantıları düzenleyerekten bu konuda onların menfaatine olan, ülkenin menfaatine olan konuları
bilgilendirmeleri yaparaktan kısa bir sürede bu sorunları aşacağız Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum Sayın Orcan. Şimdi temel konumuza geçeceğiz. Bugün esas konumuz organik tarım. Sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, organik tarım olgusu son yıllarda bütün dünyada ön plana çıktı. Bunun değişik nedenleri var tabii ki. Özellikle tükettiğimiz gıdalarda organik tarım yapılmadığı için gerek ilaç kalıntısından, gerekse toprakların çoraklaşmasından, doğanın kirlenmesinden dünyanın yaşanabilir olma durumu sona ermektedir. Gelecek nesillere devredebileceğimiz yaşanabilir ortamları oldukça daraltıyoruz. Bütün bunların önüne geçebilmek için gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda, daha sağlıklı üretimler yapabilmesi için mevcut düzen içerisinde toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletmediğimiz gibi tükettiklerimizin de sağlıklı, kalıntısız olmasıyla sağlığımızı da korumak ve sağlıklı yaşamak adına bir takım tedbirler almak zorundayız. Son yıllarda nüfus hızla arttıkça toprağı zorlamışız, doğayı zorlamışız. Üretimi artırmak adına toprağın çoraklaşması, havanın kirlenmesi, doğadaki suların kirlenmesi, kullanılabilirlikten uzaklaşması gibi bir takım olumsuz tablolarla yüz yüze gelmişiz. Dünya insanlığı bunu görmüş. Bir an önce organik tarıma geçmek, organik tarıma geçince de özellikle biyolojik zararları kontrolü içeren ve toprak verimliliğini sağlamada mekanik işlemeye önem veren suni gübre, pestisit, hormon ve GDO'lu tohum kullanımını reddeden veya sınırlayan bir tarım modeli olan organik tarıma geçişi önermiştir. Ülkemizde de bu akım 1990'lı yılların ortalarında başlamış ve önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. Konunun önemine paralel olarak bir gelişme kaydettiğimizi söylememiz mümkün değildir. Ülkemizde bu neden böyle olmuştur? Neden yavaş gelişmiştir, yavaş gelişmektedir? Bütün bunların önemi nedir? Neden bunu yapmaya mecburuz? Bütün bunları Sayın Orcan'la bugün konuşmak durumundayız. Bunları konuşurken üreticiyi bu yönde kanalize edebilmek adına bizlerin gayretleri çok olumlu sonuçlar vermeyebilir. Ancak bu geçişi sağlamak için hükümetin, siyasi iradenin, Tarım Bakanlığı aracılığıyla ciddi önlemler alması ve üreticiyi bu noktada desteklemesi, bu desteklemenin içeriği ne olmalı, bütün bunları konuşmak durumundayız. Bu konuyla ilgili bir yasa da çıkarılmış, 5262 sayılı yasa. Organik tarım 1990'lı yılların ortalarında ülkemizde bir önem kazanınca o tarihlerde yasası yönetmeliği yoktu. İkinci dönemde bunun yasası çıkarıldı. Bu yasa ve bu yasaya bağlı yönetmeliklerle organik tarım faaliyetleri ülkemizde yönetilmektedir. Manisa'da bu konuda sadece müteşebbislerin ve organik belgesi veren kurumların gayretiyle ihracatçıların yurt dışından aldığı organik ürün talepleriyle üretici yönlendirilirken son 1-2 yıldır Manisa Valimiz Sayın Bektaş bu konuya el atmış. İlimizde ciddi bir kampanya başlatmış. Bu çalışma dolayısıyla bütün ilçelerde ilçe tarım müdürlükleri bünyesinde komisyonlar kurdurmuş, ilçelerde kurullar oluşturmuş, üreticilerin bu noktada bilinçlendirilmesini ve organik tarım yapan üretici sayısının ve alanının, ürün deseninin
çeşitlendirilmesini sağlamak adına ciddi çalışmalar yapılmıştır. Sonuç nedir, ne boyutta olmuştur? Programın sonunda en gerçekçi şekilde sonuçlarını da size aktarmaya çalışacağım. Çünkü bizim ülkemizde çok iyi niyetli faaliyetler başlatılır, zaman içerisinde yozlaştırılır. Sonunda da konuya sahip çıkan kişilerin, dikkatinizi çekerim, Sayın Valimin dışında konuya muttali olan kişilerin, kurullarda görev alan kişilerin duyarsızlığı ile, adam sendeciliği ile bu ciddi çalışmalar akamete uğrar. Neticesi kısır döngüler halinde ülkemizde devam eder gider. Bu konu önemli bir konudur. Gündeme gelmişken ve Türkiye'de organik tarımın beşiği Ege bölgesi ve hele hele Manisa ve Aydın iken biz bu işin öncülüğünü yaparken bu işi hızlandırmak da gene bizim bölgemizde bizlere düşen görevlerdir diye düşünüyorum. Evet Sayın Orcan, siz organik tarıma gönül verenlerden birisiniz. Bunu çok çok iyi biliyorum. Ayrıca Gediz Havzası'nın da bu konuda bir alan olarak belirlenmesi ve korunması konusunda da çalışmalarınız var. Buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim Sayın Pektaş. Şimdi dünyada 7 tane harika tarım havzası var. Bu 7 harika tarım havzasının bir numaralısı Gediz Havzası. 2 numarası Menderes, 3 numarası GAP. Şimdi ve sadece Gediz Havzası, dünya tarım uzmanlarının verdiği raporlar doğrultusunda Türkiye büyüklüğündeki 10 ülkeyi doyurabilecek kapasitede. Şimdi biz Gediz Havzamızın kıymetini ve değerini bilmiyoruz. Şimdi dünyada olmazsa olmazlardan birisi haline geldi. Tarım ve iyi tarım uygulamaları ve natürel tarım artı organik tarım. Şimdi Gediz Havzamızın organik tarıma elverişli hale getirilebilmesi için ilk önce ortamın hazırlanması lazım. Şimdi Gediz çıktığı Murat Dağı'nda Ege Denizi'ne kadar geçtiği bütün yerleşim bölgelerindeki evsel ve kimyasal atıkları toplayarak gidiyor. Ve sizler bizden daha tecrübeli abimiz olarak geçmişte Gediz'de yüzülürken, her tür balık yaşarken, tutulurken bugün Gediz'de hiçbir canlı yaşamaz hale geldi. Şimdi işte bizim çiftçimiz de, köylümüz de bu Gediz'den tarım sulaması yapıyor ve bu Gediz'den yapmış olduğunuz tarım sulamasıyla ne kadar iyi tarım, ne kadar organik tarım elde edebilirsiniz. Çünkü gelişen teknoloji, bugün artık her ev bir kimya fabrikası oldu. Çeşitli bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları ve kanalizasyonlar, çek sifonu hepsi Gediz'e. İşte bu Gediz'in tarım sulamasıyla ne kadar organik tarım, iyi tarım yapabilirsiniz. Bunlar halledilmesi gereken ve bana göre bir seferberlik ilan edilerekten Gediz'in geçmiş olduğu yerleşim bölgelerinde bütün belediyelerin arıtma tesisi kurmadan atık sularını Gediz'e deşarj etmenin önüne geçilmesi lazım. Artı Gediz Havzamızın tarım organize sanayi bölgesi ilan edilmesi lazım. Ve Gediz Havzamızda tarım için bütün olumsuz koşullara meydan verecek olan madencilik faaliyetlerinin yasaklanması lazım. Ve Gediz Havzamızı biz bacasız sanayiye, tarım ürünlerine ve tarımsal sanayiye yönlendirerekten ve bu ürünlerin katma değeri yüksek mamuller halinde hem iç piyasada hem dış piyasada satışa arz edilmesinin ve hem halkımızı hem çoluğumuzu çocuğumuzu nesillerimizi hem de ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülkelerdeki insanları sağlık açısından sağlıklı ürünlerle beslemek mecburiyetindeyiz. Ve sadece üzümün işlenip yıkayıp kutuya koyarak da değil de
Katma değeri yüksek mamuller halinde. Üzümün ezmesinden, üzümün lokumunda, üzümün pekmezinden tütün. Her türlü sanayi mamulü halinde dünya piyasalarına satışını arz etmemiz lazım. Onun için çok çalışmamız lazım. Üreticimizle, sanayicimizle, tacirimizle, tüccarımızla çok çalışmamız lazım. Ama planlı, programlı çalışmamız lazım. İlk önce, şimdi bakın, şunun altını çok kalın harflerle çizerek söylüyorum. Bu topraklar atalarımızdan bize miras değil. Miras yedi gibi davranamayız. Bu topraklar atalarımızdan bize emanet. Emaneti de en iyi şekilde, hatta mümkünse daha iyi şekilde bizden sonraki nesillere, çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza teslim etmek zorundayız. Bunun bilinci içerisinde hareket etmek zorundayız. Yarın iş işten geçtikten sonra artık bunların telafisi mümkün olmayan duruma geldikten sonra biz bir daha Gediz Havzası'na sahip olamayız. Bunun için bizim Gediz Havzamızın değerini çok iyi anlamamız, Gediz'deki, bakın bugün sadece Turgutlu'da %74 karasal iklim, %26 Akdeniz iklimi vardır. Ve bizim Turgutlu'daki tarım havzalarımızda ki 503 bin hektar tarım havzamız vardır. Bunun 267 bin hektarı birinci sınıf tarım alanıdır. Ve tam 203 çeşit ürün elde etme, ürün üretme şansına sahibiz. Artı daha bizde olmayan ve ama olması için gayret sarf ettiğimiz ve seracılıklar ve alternatif ürünlerle çiftçilerimiz yönlendirmek için bizim bu ürünlerin de sayısını çoğaltarak da bölgemizde katma değeri yüksek mamuller halinde ürünler elde etmemiz lazım. Her şey var. Her şey var. Un var, şeker var, yağ var. Sadece helva yapmasını beceremiyoruz. Onu da becermek mecburiyetindeyiz. Becereceğiz inşallah. Şimdi Sayın Orcan, şöyle bir konu var. Bu organik tarıma geçerken şu sıkıntı tablo olarak ortada. Bir defa sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, eğer bitkisel üretimde, sebze üretiminde, örtü altı veya tarla üretiminde organik tarıma geçmenin söz konusu ise birinci yıl ilgili kurumla, bunların denetim kurumları var. Onlar sertifika veriyorlar. Onların kontrolünde, denetiminde birinci yıl ürettiğinizde elde ettiğiniz ürün kesinlikle organik belgesi alamıyor. Evet. Toprak, zemin, tarım yapılan alan bu zemine hazırlanıyor. O yıl o dediğim kimyasal gübreler, ilaçlar kullanılmıyor. Uygun ortam hazırlanıyor. İkinci yılda elde ettiğiniz ürünler incelenmek suretiyle kontrollü bir şekilde üretim yapılıyor. Bu kontrol eden kurumların denetiminde. İkinci yıl elde ettiğiniz ürün organik belgesi alabiliyor. Bunu çekirdeksiz kuru üzümde uygulamaya kalkarsanız veya incirde 3 yıla tekabül ediyor. İlk 2 yıl elde ettiğiniz ürün, şimdi toprağınız kimyevi gübreye alışmış. Bitkiniz, sabit tesisiniz, orada bağımcaları, işte incir ağaçları şeye alışmış, kimyasallara alışmış. Hastalık ve zararlardan kurtulma adına hep bunlarla mücadele etmişiz. Bunları bir anda bırakıyorsunuz. Toprak tamamen doğal yöntemle gübreleniyor. İşte çiftlik gübreleri falan. Sonuçta 2 yıl elde ettiğiniz ürün organik olmadığı gibi değerlendirileme noktasında sıkıntı yaşıyor üretici. Kalite olarak bir bozukluk gündeme geliyor. Verim düşüklüğü gündeme geliyor. Ve şimdi üretici bu noktada üretimi düşmüş, elde ettiği ürünün kalitesi düşmüş, organik belgesi alması mümkün değil süreç itibariyle. O 2 yıllık süreçte üretici masraflarını karşılamada, geçimini temin etmekte ve mevcut koşullarda banka kredilerini ödemede sıkıntı gündeme geliyor. Benim üretimim düşüyorsa 2 yıllık süreçte ben nasıl geçinirim, harcım borcum nasıl öderim, yatırımımı nasıl yaparım düşüncesiyle bir sıkıntı oluşuyor. Bu noktada
devletin yapabileceği ne olabilir? Şimdi Sayın Pektaş, maalesef çok uzun yıllardan beri bizim çiftçimiz, köylümüz, üreticimiz öksüz kalmıştır. Devletin şefkatli eli hiç üreticimize uzanmamıştır, çiftçimize uzanmamıştır. Ve biz değişen dünya koşullarında hep üreticimizi mağdur etmişizdir. Örneğin İran üreticisi bizim üreticimizin 8-10 kat altında parayla mazot alırken, buna mübadil zirai ürünleri alırken, biz üreticimizi bizim gibi 42 tane üzüm üreten ülkelerle rekabet edebilir koşullarda yarıştırmıyoruz. Şimdi üreticimizin almış olduğu akaryakıtta 3'te 2'sinin dolaylı vergiler olması, diğer bütün zirai ürünleri ithal malı olması, işte dolar kurlarının yüksek olması, üreticimizin bu bağlamda desteklenmemesi bizim üreticimizi rakip ülkelerle eşit koşullarda yarışır hale getiremememizden hem ürünlerimiz hem üreticimiz mağdur olmuştur. İşte bunların ivedilikle önlem alınması lazım ve üreticimizi mağduriyetten kurtarmamız lazım. Şimdi çocuğunu okutan herkese saygı duyuyorum. Ama şimdi yarın bu toprakları kim işleyecek? Şimdi çiftçimizin çocuğu okumasın mı, okusun ama ziraat mühendisi olsun, modern tarım yaparak çiftliğinin başına dönsün. Ve biz yarın hem halkımızı gelecek nesillerde nasıl doyuracağız, hem de bu tarım ürünlerimizi kimler ve kimlerle nasıl işleyeceğiz, nasıl ürün elde edeceğiz? Yani bizim planlama teşkilatımız eksik ve organize olmamız tesadüflere bağlı ve devletimizin şefkatli elin üreticimize plan çerçevesi içerisinde yönlendirilmesini artı tedbirler alınmasını. Bak biraz önce açık konuşmanızda yeni mahsulle ilgili dilek ve temennilerinize en kalbi duygularımla katılıyorum. Ama şimdi insanlar çevreyi katlediyor. Bu çevrende insanları katlettiğinin farkında değiliz. Vergisini örtüyüsün yapıyoruz. Yarın sizler bizden daha tecrübeli büyüklerimiz olarak bu memlekette 19 Mayıs günü soğuk vurdu ve bağlar köklendi. 3 Nisan, 5 Nisan soğukları. Şimdi bağlar kabardı, kabarmak üzere veyahut da zaten su yürüdükten sonra şimdi olacak olan Allah korusun bir soğuk dahi o gözü öldürerekten mahsule zarar verir. Şimdi bu sene doğacak olan üzüm geçtiğimiz Haziran, Temmuz aylarında gebeleşmiştir. Evet. Şimdi bu bağlamda devletimizin Gediz Havzası gibi bu kadar milli servete sahip olan bir tarım alanlarında mesela bana göre en az 100 tane sisleme uçağı olması lazım. Meteorolojinin soğuk ve don havası verdiği gece 12'den sabah 8'e kadar uçakların 50'si havada, 50'si yerde Gediz Havzası'nı sisliyor olması lazım. Sisle donu havada kesmiş olmamız lazım. Diğer taraftan çiftçimize araç kredisi gibi, konut kredisi gibi uzun vadeli, düşük faizli krediler verip ve tek tip projelerle bunları da bilabeden üreticimize sunarak yağmurlama sistemleri kurmamız lazım. Meteoroloji şimdi mesaj çekiyor. İşte bugün akşam don tehlikesi vardır, çiftçilerimizin tedbirli olması. Ne yapacak çiftçi? Garibim, traktöründen çıkan lastikleri, şunları bunları saklıyor ve gidiyor. İşte o lastiklerle yakaraktan, dumandan istifade ederekten soğuktan koruyacağım diye uğraşıyor. Rüzgar ters ediyor. Yaktığı duman da komşunun yerine gidiyor. Veyahut da onu bir seferlik, iki seferlik yapıyor ama bunlar çare değil. Ve kökten çarelerle, kökten tedbirlerle bunu yapmamız lazım. Onun için yağmurlama sistemleri kurmamız lazım. Soğuk havalarda, don tehlikesi beklenen havalarda
soğuğu havada yağmurlama sistemiyle kesmemiz lazım. Uçaklarla sisteme yapmamız lazım, kesmemiz lazım. Çünkü kaybetmiş olduğumuz milli servet hem ülkemizin katma değeri, hem halkımızın geçim kaynağı, geçim sıkıntısı, hem milli değerlerimizdir. Bunun için yani sivil toplum örgütleri, Ziraat, Tarım Bakanlığı ve birlik beraberlik içerisinde sorunu yaşayanlarla soruna çare bulacak olanları bir masanın etrafında buluşturmamız lazım. Ve tarımın sorunlarını ivedi bir şekilde çözmemiz lazım. Eğer bugün Turgutlu'da vatandaşımız 3 kilosu 1 liraya, 2 kilosu 1 liraya domates üretmezse İstanbul'daki, Ankara'daki halkımızı doyuramazsınız. Şimdi bütün Türkiye'yi Antalya bölgesindeki arazilerimiz ve Ege bölgesindeki arazilerimiz. Bunlar besliyor. Şimdi iklim ve hava koşulları, tabiat şartları bunlara müsait. Ve bizler bunları üretmekten, efendim, halkımıza arz etmekten büyük haz duyan insanlarız. Ama bu işin içerisinde herkes üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Ve çare olmalı yani. Kalıcı tedbirlerle. Ve şimdi dünyadaki değişen iklim şartlarına ayak uydurmamız lazım tedbirler olarak. E şimdi ne yapalım, Allah'tan geldi soğuk deyip de ağlanıp sızlanmanın bir anlamı yok yani. Biz kul olarak yapacaklarımızı yerine getirelim. Nasibi Cenab-ı Allah'tan talep edeceğiz. Evet. Sayın Başkan, Sayın Valimizin başlattığı organik tarım çalışmaları ile ilgili her ilçede Sayın Kaymakamlarımızın başkanlığında bir komisyon oluşturuldu, ekipler kuruldu, üretici bilinçlendirilecek, yeni üretici kitlelerine ulaşılacak, yeni sözleşmeler yapılacak. Üretici bu konuda bilinçlendirip organik tarıma yönlendirilecek çalışmaları var idi. Ben de medyadan duydum. Turgutlu'da da böyle bir komisyon kurulduğu gerçeği var. Siz de o komisyondasınız. O çalışmalar nedir, ne boyuttadır, neler yaptık, neler oldu, ne gibi neticeler aldık şu ana kadar? Valla şimdi o çalışmalar çok hızlı bir şekilde başladı ve biz de ilçe tarımdaki toplantılara katılaraktan bu projelerin ortakları olduk. Ama ondan sonra ki çalışmalarda bir plan, bir çerçeve içerisinde ve daha doğrusu yani şimdi benim idealimdeki bir ortam ve çalışma durumu değil o yani. Yani şimdi ne yapacağız diye sorunu, hastalığı, teşhisi doğru koyarsanız tedavi yollarını çabuk bulursunuz. Doğru teşhis %50 tedavidir. Ama biz sorunlarımızı anlatma şansına dair sahip olamadık. Proje ortağı olduk. Üstümüze düşen maddi katkı payını da verdik. Ondan sonraki çalışmalar ilçe tarım nezdinde yürütülüyor ve nerede ne kadar ne olduğundan emin olun biz de net bir şey söyleyemiyoruz yani. Yani o komisyon bir daha toplanmadı, bir çalışma söz konusu olmadı veya o faaliyetler veyahut da bir yerde bizim, ağırlaştı. Yani bizim dışımızda gelişmelerle devam ediyor belki de. Yani o profesyonel bir çalışma ama ben bu çalışmayı Turgutlu'nun bütünlüğü, Turgutlu'nun halkının, çiftçisinin tamamı üzerine. Yani üzümünden tutun, sebzesine, sebzesinden tutun, meyvesine kadar bir bütünlük içerisinde bir katılımla olmasını arzu ederim. Ve bu önemli olan bu çalışmalarda bir kar topu oluşturmak ve bu kar topunu da bir çığa dönüştürmektir. Amaç ve hedef o olmalıdır. Yani belli bir kitleye ve belli bir zümreye hizmet bize yeterli değil diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Başkan, bir yanlış uygulamayı daha dile getirelim. Başka amaçlara ben şahsen o çalışmanın hizmet ettiğini hep ifade etmişim, ona inanmışımdır. Siz ticaret borsası olarak ev sahipliği yaptınız. Bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Ve bu işi İzmir Ticaret Borsası öncülük etti. Çünkü bizim üzümün ihraç edildiği nokta, borsadaki tescili, bu işin ticaretinden olan kaymağı hep İzmir'e gitti. Hala da öyle zaten. Şimdi bu noktada
İzmir Ticaret Borsası ilgili kurum, bu kuru meyve ihracatçıları komisyonu bize ne bileyim Ağustos ayına bir hafta kalmış veya Ağustos ayı gelmiş. Efendim oradaki ticaret borsasındaki bir mühendis yanlarına da işte üniversiteden bir hocayı alıp her yıl geldiler. Dediler ki biz işte ilaç kalıntısı ile ilgili üreticiyi bilinçlendireceğiz. Şimdi o bilinçlendireceğiz dedikleri toplantıyı yaptıkları zaman iş işten geçmişti. Üzüm çuvala girmişti. Salkın güvesiyle ilgili mücadelede bu söz konusu, bu bahsedilen kalıntı olayı. Üzüm sergiye yapma aşamasına gelmiş, ilaç kullanım sezonu bitmiş. Ticaret borsası geliyor, İzmir Ticaret Borsası geliyor bir ekiple beraber. Biz üreticiyi bilinçlendireceğiz. Orada başka bir şeylerin hesabı yapılıyor. Benim kanaatim o. Hala da o. Fikrim de değişmedi. Orada değişik varyasyonlar gündeme geliyor. Kalıntı çomağını gösteriyorlar üreticiye. İşte ihracatta sıkıntı var, zorluk var bilmem. Malımızı satarken başka bir şey de anlatılıyor orada. Malımızı satarken işte kasılmayalım, fiyatta yükselsin, beklentiler içine girmeyelim, mal istenirken satılır, rekolte bu yıl çok yüksek. Zaten rekolte konusunda ticaret borsalarıyla, ihracatçı birlikleriyle, ziraat odaları genelde çok tezat görüşler, tarih de tezat görüş bildirir. İhracatçı birlikleri, ticaret borsaları çok yüksek, özellikle İzmir Ticaret Borsası bu konuda bunu yapıyor. Çok yüksek rekorteleri gündeme getiriyor. Hani üretici o zaman bir panik içine giriyor. 300 bin ton üzüm var. Biz 250 bin tonlu ihracatta zorlanırken 300 olursa üzüm para etmeyebilir endişesiyle bir an önce harcım borcum var, ihtiyacım var. Malını elinden çıkarmak, arz talep dengesini bozup fiyatların düşmesine sebep olmak gibi böyle altında hince yatan böyle şeyler, hesaplar, kitaplar oluyor. Bir kere zamanlaması yanlış o ticaret borsasını yaptığı işler. Ben bir toplantıda hatırlarsınız bu işe müdahale de ettim, zamansız olduğunu söyledim. Sonra da bu ekranlardan orada görev alan arkadaşa da açıkça gene söylüyorum, meydan okudum. Hodri meydan, gel ekranların karşısında bir başka moderatörün huzurunda bu işleri konuşalım dedim. İş yerine telefon da açtım. Haber de verdim. Gelen giden olmadı. Şimdi benim acizane fikrim şu. Bu uygulamalar yapılırken biraz zamanlamaya dikkat edelim. Bakın şimdiden pestisit kalıntısı konusunda siz onun ismini de açıklamışsınız. Yani klorlu, etilli, neyse ben kimyasal terkibini bilemeyeceğim. Ama bugün gittim özellikle çarşıya, hangi ilaç bunlar dedim, ismini söylediler. Tabii o etkin maddenin hakim olduğu muhtelif firmaların değişik ilaçları var. Siz onu basına verdiğiniz bilgide de açıklamışsınız doğru bir şekilde, o da hoşuma gitti. Zamanlama şimdi uygun. Bak yeni başlıyoruz, sezona giriyoruz. Daha üzüm bağı uyanmamış. Uyandığından itibaren artık o ilacı, maddeyi ilaççılar da vermeyecek. Yani ziraat ilaç bayileri de artık o ilacı bu işte kullanılmaması için satışını durduracak. Ben geldim ilaç istiyorum. Arkadaş o kalıntı yapıyor, onu değil bunu kullanacaksın diyebilmeli. Ama şimdi bizim bu organik tarımı önleyen temel nedenlerden biri kimyasal girdi kullanımını özendiren teknolojiler gelişiyor. Bu teknolojileri, bu yeni gelişmeleri pazarlayabilmek için de firmalar satıcılara özel kar marjları veriyorlar. Şimdi satıcı diyor ki onu satarsam %5 kazanırım, halbuki bunu satarsam %15 kazanırım. O bugün satıp bugün kazandığını hesap ediyor. Bu bilinçsiz bir şekilde, bilinçli kişi olduğu halde kişisel çıkarlarını ön plana çıkarıyor. Benim okuryazarlığı bile dün elde etmiş üreticimin eline o pestisit kalıntısı yapabilecek ilacı tutuşturuyor kar marjı hesabıyla. Böyleleri de var. Bunlar yaşandı. Özellikle
Bitki besleme ürünlerinde bunlar çok önemli bir yer tespit şey yapar, yani yer alır bu konu. Bu tabloların önlenmesi için ticaret borsası ile beraber ziraat odalarının çok aktif olması lazım. Ama ziraat odaları maalesef, ben her programımda söylerim, maalesef diyorum, üreticinin örgütü olduğu halde üreticiyi aydınlatma adına hiçbir şey yapmıyorlar dersek, Turgutlu, Manisa için söylüyoruz. İşte Manisa'mızınki daha dün o yolu, bağ yolunu yaptım, bu bağ yolunu yaptım, seçim yenilediler, istifalar, curcunalar. Yani pestisit kalıntısı, üretici falan çok önemli değil yani Manisa'mıza sağ olsunlar. Başka kavgalar var. Ziraat odalarıyla müşterek çalışma içine girme şansınız olur mu? Bakın Sayın Pektaş, ilk önce sözlerinizin başından başlayarak gireyim. Benim hayat tecrübelerime göre kendi tespitim, toplumda 3 çeşit insan var diyorum. İki eli cüzdanda olan insanlar, iki eli vicdanda olan insanlar, bir eli vicdanda, bir eli cüzdanda olan insanlar. Toplumumuz için ideal olan insan tipi bir eli vicdanda, bir eli cüzdanda olan insanlardır. Ama sizin bunları yönetmeniz ve denetlemeniz mümkün değildir. O zaman bazı şeyleri insanların keyfiyetine bırakamazsınız. Yıllardan beri, ki 91'den beri bütün raporlarımda yazıyorum, söylüyorum, zirai ilaçların reçetesiz satımı ve kullanılması yanlıştır diyorum. Bugün nasıl insana bir teşhiste koyduğunuz zaman reçeteyle ilaç satılıyorsa, hatta bu reçeteleri de boyutlandırıyorsanız, çeşitlendiriyorsanız, zirai ilaçlarda da reçetesiz ilaç satımının yanlış olduğunu yıllardan beri bütün raporlarımda yazan ve toplantılarda söyleyen insan. Şimdi reçetesiz ilaç satımının önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü işte insanlar kar amaçlı daha çok kazanmak için pestisit kalıntılı ilaçların pazarlanmasının önüne geçmemiz lazım. Artı yasaklamamız lazım. Yani bunlar insanların keyfiyetine bırakılamayacak kadar önemli şeylerdir. Ve bu ilaçlar ithal ilaçlar. Ülkede üretilen ilaçlar. Bu ilaçlar ülkede üretiliyorsa üretimini yasaklamamız lazım. İthal ediyorsa ithalatını yasaklamamız lazım. Ve bunu devlet olarak aldığımız çok ivedi ve çok ciddi tedbirlerle önüne geçmemiz lazım. Sonra gene yıllardan beri söylüyorum. Tarım Bakanlığı ve tarım sektöründeki il ve ilçe tarımlar, çeşitli devlet araştırma Ar-Ge grupları, ticaret borsaları, ziraat odaları, hatta sulama birlikleri, hatta koruma birlikleri. Bunlar bir elin nesi var, iki elin sesi var babından profesyonel ve Ar-Ge üzerine çalışmalar yapmalı, ortaya konmalı ve bizim Türkiye'de başaramadığımız yukarıdakilerle aşağıdakileri birleştirip tarımın sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte üretmemiz lazım. Bakın, çok ciddi söylüyorum. Ayağı deniz kumundan başka kuma basmamış insanlarla tarım sorununu çözemezsiniz. Eline bir tane makas alıp da bir ağaç dalı kesmeyen yetiştirdiğiniz ziraat mühendisleriyle, eline bir iğne alıp da ah buyurun bir hayvana iğne yapmamış olan yetiştirdiğiniz gençlerle, bu gençler suçlu değil, bunlar bizim suçumuz. Üretmiş olduğunuz veterinerlerle hayvancının, tarımın sorunlarını tespit etmekte ve çözüm önerilerini şey yapmakta mümkün değildir. Bakın bugün çok kısa bir sürede merdivenleri çok hızlı tırmanan Top Üniversitesi, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Neden çok hızlı koşturuyor basamakları? Top Üniversitesi'nde eğitim 12 ay.
8 ayı okulda, teoride, 4 ayı okuduğu branşla ilgili herhangi bir iş kolunda pratikte. Evet. Ve biz bu Topkapı Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında Rıfat Bey bizi toplayıp da toplantı yaptığı zaman arkadaşlar dedi. Biz bir üniversite kuracağız ama üniversite mezunu gencimizi fabrikadaki bir usta başına çırak vermeyeceğiz dedi. Ve o felsefeyle kurulmuş olan bir üniversite ve bugün basamakları da yurt içinde ve yurt dışında çok hızlı tırmanan bir üniversite ve inşallah gelecekte Türkiye'mizde diğer yüksek öğretim kurumları, üniversitelerimizde bu örnek teşkil eder de. Şimdi bugün Türkiye'nin %64 meslek okulu öğrencilerine ihtiyacımız var. Ama biz bunu yıllardan beri söylüyoruz da herhangi bir meslek okulunun altyapısına ait bir ortaokul açtık mı? Yok öyle bir şey. Şimdi Endüstri Meslek Lisesi'nde çocuklar buluğ çağını açtıktan sonra, ortaokulu bitirdikten sonra branşlaşmalar var. Neden ortaokulda yok? Ağaç yaşken eğilir. Neden oralardan başlamıyoruz? İşte biz sorunların tespitinde ve çözüm önerilerinin ivediliğinde eksiklerimiz var. Biz yukarıdakilerle aşağıdakileri ortak bir noktada buluşturduğumuz zaman bizim işimiz sular seller gibi çok kolay. Sayın Başkanım, bir reklam arası verelim. Tabii. Yani biz de bir elimizi vicdanımıza, bir elimizi cüzdanımıza koyalım. Şimdi o kısa sürede cüzdanla ilgilenelim. Tamam. Kısa bir ara, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar iyi akşamlar sevgili Manisalılar. Organik tarımla ilgili sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. Ancak ülkemizde yeterli derecede ilgi gördüğünü söylememiz mümkün değil. Organik tarımın temeli Ege bölgesinde atılmış. İlk enteresandır. Manisa'mızın Tekelioğlu köyünün muhtarı 1986 yılında kendi girişimiyle köyünde organik tarım uygulamasına başlatmış. Köylüleriyle görüşmüş, anladığım kadarıyla onların önemli bir kısmını ikna etmiş ve organik tarıma başlamışlar 1986 yılında. Manisa'nın Tekelioğlu köyünde. Ege bölgesi aslında organik tarım için çok uygun bir bölge değil. Neden? Polikültür bir arazi. Çok değişik ürün deseni var. Birinde bir üretici organik tarım yapmayı düşünürse, komşusunda kullanılacak herhangi bir ilacın olumsuz yansıması söz konusu olabilir. Örneğin iki bağımız yan yana. Sağ tarafında organik tarım, sol taraftaki komşu bu olaya katılmamış. Bir tarafta tamamen organik ürünlerle tarım yapılırken, diğer tarafta kimyevi gübre kullanılıp, pestisitler de kullanılıp tarım yapılırken, orada kullanılan bir ilacın rüzgar veya değişik etkenlerle organik tarım yapılan parsele sıçraması gayet doğal, mümkündür. Böyle bir durumda siz o ilacı kullanmadığınız halde kalıntıyla ürününüzün organik karakterinde olması mümkün olmayabilir. O zaman mağduriyetiniz söz konusudur. Böyle güç bir ortamda olmasına rağmen Ege bölgesinde, özellikle Manisa ve Aydın'da, çekirdeksiz kuru üzümde ve incirde,
Kuru İncir'de organik tarım uygulaması başlatılmış ancak üreticilerle sözleşme yapılmak suretiyle bu hareket başlamış. Üretici o tarımı yapar ama elde ettiği ürünü nasıl, nereye pazarlayacağı, kaça pazarlayacağı noktasında endişeleri vardır. Bu bakımdan sözleşmeli olarak yola çıkılırsa üretici ürettiğini kime, kaça satacağını bilir ve o işe girer. Bütün bu gelişmeler bizim bölgemizde gerçekten hızla gelişmiş. Turgutlu'muzda da bile özellikle Musacalı köyünde ve diğer birkaç köyümüzde ciddi bir organik kuru üzüm üreticisi vardır. Bu ürünlerin satış fiyatı da normal ürünlerden yüksektir. Geçen sene rekolte düşüklüğü nedeniyle 5-6 TL'leri bulan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları organik üründe 8 liraları görmüştür. Ve üretici bundan ciddi bir kazanç sağlamış, bu işi yaptığına pişman olmamıştır. Ama son yıllarda bütün bunlara rağmen, örneğin 2003 yılında 37 milyon dolarlık organik ürün ihracatımız varken, son yıllarda bu 25-30 milyon dolarlara düşmüş. Üretici sayısında da azalmalar olmuş. Ülke genelinde Ege bölgesinde %39 tüm organik üretim yapan üreticilerin ve alanın %39'u Ege bölgesinde. Karadeniz'de %18 fındık üretiminde bu yapıldığı için. İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Akdeniz'de %13'te kalmış. Diğer bölgelerimiz zaten yüzler, üçler, beşler seviyesinde olup gitmiştir. Son yıllarda bu sayıda azalma da söz konusu. Şimdi burada ciddi bir sıkıntı var. Aslında bu sıkıntının giderilmesi ve organik tarımın yaygın hale getirilmesi için çok ciddi organize bir programın hazırlanması gerekir. 5262 sayılı yasa bu meseleyi çözmez. Manisa Valimizin Manisa'da başlattığı faaliyet bu işin yaygınlaştırılmasında çok etkin olmaz. Ben bu konuyla ilgili Sayın Valimiz de Turgutlu'da bir toplantıda müsaade aldım, huzurlarına çıktım ve dedim ki Sayın Valim, organik tarım konusuna çok ağırlık veriyorsunuz, önem veriyorsunuz, doğru bir hareket. Ancak sizinle bu konuda bir program yapalım diye öneride bulundum, rica ettim. Kendileri benim telefonumu aldılar. Bunun mümkün olabileceğini, uygun bir zamanda yapabileceğimi ifade ettiler. Ben de mutlu oldum. İlçe Tarım Teşkilatımıza gittim. İlçe Tarım Müdürümüze bu komisyondaki ilgili arkadaşla görüşmemi sağlayınız dedim. Böyle bir program düşünüyorum. Turgutlu'da neler yapılmış? Bizim programımızın adı Kasabadan Turgutlu'ya. Program içeriğinde bir kasaba ayağı da olmalı bu işin dedim. Orada da bir görüşme yaptım. Ama bizim ülkemizde yöneticiler ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, halkla ne kadar fazla bütünleşmek ihtiyacı hissetseler, o niyetle olursa olsunlar, aradaki duvarları kaldırmak maalesef mümkün olmuyor. Ben bir daha Sayın Valime bu programla ilgili ulaşamadım. Özel kalemi aradım. Özel kalem hangi konuda, niçin konuşacaksınız, neyi konuşacaksınız? Bir kabir azabı, sualler zinciri. Onları söyledik. İşte basın, halkla ilişkileri yönlendirmeler. Oraya meramımızı anlattık. Orası da biz Sayın Valimizle görüşelim, size dönelim. Sonuç itibariyle biz Sayın Valimizle bu konuda bir daha görüşemedik. Böyle bir programı da gerçekleştiremedik. Ben buna üzgünüm şahsen. Ha biz bu programda neyi düşünürdük? Neden böyle bir şeyi istedim? Ben 55 yaşından beri toprakla bilfiil uğraşan bir üreticiyim. Yıllarca nüveci çiftçilik yaptım. Tarım Teşkilatı'nı yakından tanırım ve rahmetli annem beni bağda dünyaya getirmiş. Eskiden bağa taşınırdık, ben bağda dünyaya gelmişim Turgutlu'nun Bostanlık Ovası'nda. Böyle bir üreticiyim, böyle bir
Toprak gönüllüsüyüm, çiftçi gönüllüsüyüm. Yıllarımı vermişim bu işe, ciddi deneyimlerim var. Bu işleri de iyi takip ederim. Bilgi ve birikimimi de birileriyle paylaşmak adına buralardayım. Şimdi burada neyi anlatmak isterdim, neyi gündeme getirmek isterdim? Eğer siz bu konuda çok iyi niyetli, çok gayretli çalışabilirsiniz ancak meseleyi daha iyi boyutlara taşımak için bazı önlemleri de almak zorundasınız. Üreticiye gel organik tarım yap, işte şudur şudur derseniz hiçbir yere taşıyamazsınız. Üreticinin önüne öncelikle kazanç koyacaksınız. Üreticinin önüne önce zararınızı telafi ettiğinizi beyan edeceksiniz. Bunlar nasıl olur? İşte o konuda bir takım çalışmalar yapılması lazım. Valilik makam bunu yapacak değil ama öneriler paketini bu organizasyon içinde bakanlığa taşımak gibi bir görevi üstlenirdik. Temelden meseleyi çözen bir çalışma içerisine girebilirdik. Şimdi ne oldu? Bakın Sayın Orcan'a sordum. Komisyonlar kuruldu. Turgutlu'da var, Salihli'de var, Alaşehir'de var. İl Tarım Müdürümüzü de Almanya'daki bir fuara gönderdik. Gittiler, geldiler, bir şeyler öğrendiler. Kimle paylaştılar? Kimin haberi var? Ne oldu oradaki organik tarım fuarında? Neler tespit edildi? Kimlerle paylaşıldı? Bu çalışmalara ne faydası olur? Turistik seyahat yapmışsak ona diyeceğimiz yok. Ama görevli gidip tarıma katkısı olacak, Manisa tarımına katkısı olacak, ülke tarımına, ülke çiftçisine katkısı olacak bir seyahatse, bir çalışmaysa ona boynumuz kıldan ince. Ama o zaman da sonuçlarını görelim. Ne olmuş onu paylaşalım. Üreticiye aktaralım. Burada asıl olan üreticinin elde ettiğini pazarlama sorunu bir. Temel sorunlardan birisi. Ben bunu ürettim, kime satarım? Kim alır? Verimimde düşüklük var, kalitede farklılık var. Bütün bunları nasıl pazarlarız? Bizim elimizde bir organik tarım belgesi olacak ama ülkemiz o kadar bir keşmekeş içinde ki organik adı artık ülkede maalesef yalama oldu. Kişi köyde makarna yapıyor, internet üzerinden organik makarna diye pazarlıyor. Hangi organik makarna? Aldığım buğday organik buğday mı? Nerede yetişmiş? Hangi fabrikanın ununu aldın? Hangi beyazlatıcının içinde ne kullanıldığı, kimyasal kullanıldığı noktasında bilgin var mı? Benim elimde organik belgesi var. Ürünümü pazarlamakta sıkıntı çekerken yan tarafta organikle hiç alakası olmayan bir ürün organik diye pazarlanabiliyor ve bunun önüne geçilemiyorsa siz organik tarım yapanı ön plana çıkarma şansınız, organik üretici sayısını çoğaltma şansınız maalesef mümkün olmaz. Bunun yasal düzenlemesinin de getirilmesi gerekir. Halkı yanıltıcı bilgiler vermek, reklamlar yapmak nasıl suçsa organik olmadığı halde organik diye ambalajlanıp piyasaya sürülen ürünler haksız rekabeti içerir. Halkı kandırmaca tanıtımlar olarak değerlendirilip cezalandırılmalıdır ki gerçek organik üretici ürettiğinin karşılığını alabilsin. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken ve kurulan ekipler Sayın Valim'in elini değil gövdesini olayın içine koyarcasına ortada iken ekipler işi elinin ucuyla tutuyorsa konuşmadan konuşmaya, toplantıdan toplantıya konu gündeme getirilip hiçbir faaliyet gösterilmiyorsa hiçbir sonuç alınmaz. Sessizce bu tür faaliyetlerde yok olur gider. Olayların kalıcı olması lazım. Çalışmaların mutlaka sonuç alması lazım. Organik tarım dünyada ön plana çıkmış. Ciddi bir mesele. Bakınız sevgili Manisalılar, tarımla uğraşanlar bilir. Benim Manisa'mda, Turgutlu'mda şu an domates üretiminde 1000 metrekareye yani dekara 150 kilogramın üzerinde kimyevi gübre kullanıldığını ifade etmek istiyorum.
150 kilogram. Her yıl bu gübreyi bu toprağa atarsanız o toprağı somurursunuz. O toprağı çoraklaştırırsınız. Hele hele bunu tahlil yapmadan, bitkinin ihtiyacı nedir, toprakta hangisi var diye araştırmadan yaparsanız, bilinçsizce bir anlamda yaparsanız, belki o yıl çok fazla ürün alabilirsiniz. Ama gelecek yıllarınızdan mahsuptur o fazla ürün. Artık gelecek yıllarda gübre de kullansanız o toprak ana size bir şey vermek durumunda değildir. Onun rehabilite edilmesi, onun yeniden eski haline döndürülmesi gerekir. Kullandığımız kimyevi gübreler bir taraftan toprağı çolaklaştırırken, diğer taraftan yeraltı sularına karışmakta. İçtiğimiz sular, tarımda kullandığımız sular vasfını ve kalitesini kaybederek kullanılmayacak noktada kalitesiz hale gelmektedir. Bütün bunlar sahip olduğumuz zenginliklerin ve değerlerin yok edilmesi demektir. Bunları içeren ciddi çalışmalar yapmak durumundayız. Bugün maalesef benim ülkemde bir gerçekle yüz yüzeyiz. Tarım teşkilatları dairelerine kapanmış, bürokrasiyle uğraşır hale gelmişlerdir. Ben Turgutlu'dan söyleyeyim. Personel sayısının hemen üçte biri bir ÇKS olayıyla mücadele etmektedir. Orada da iş ne kadar hızlı, ne kadar düzgün yürür onu da bilmiyorum. Ama bilinen şu ki ciddi bir personel orada ÇKS ile uğraşmakta. Ciddi bir grup bir başka işte istatistiki çalışmalarla uğraşmakta. Bir başka grup yani masa başı işlerle uğraşan ekiplerle tarımı yönlendirmeye çalışıyoruz. Eskiden Zirai Mücadele Karantina Müdürlükleri diye bir müdürlük vardı. Buraları kapatıldı. Survey çalışması diye bir takım çalışmalar yapılırdı. Sabah araçlarla bu ekiplerden ziraat mühendisleri araziye çıkardı. Tarla bitkilerinde görev alanlar pamukta emici böcek mi var, empuaska mı var, neyse kırmızı örümcek mi var, pembe kurt mu, yeşil kurt mu ne varsa bunların araştırmasını yapar. Mücadelesiyle ilgili de bilgileri zaman zaman kendi yayın kuruluşlarıyla üreticiye duyururlardı. Bağlarla ilgili, meyvelerle ilgili ayrı ekipler araziye çıkar. Akşam üzeri döndüklerinde nereye gitmişler raporlarını tutar, tespitlerini belirlerler ve üreticiye ulaşmaya çalışırlardı ve ulaşılırdı. Geldiğimiz noktada bu ekipler yok. Sayın Orcan'ın biraz önce ifade ettiği gibi masa başından tarımı yönetmeye çalışıyoruz. O zaman tarımı yönetenler ilaç firmalarının propagandistleri, zirai ilaç bayileri ve bir takım ihracatçı birliklerinin veya zirai ürün imal eden, bu gübre olabilir, ilaç olabilir, imal eden fabrikaların yetkilileri tarımımızı yönlendirmektedir. Bu noktada çok kısır bir döngünün içindeyiz. İşte gördüğümüz gibi ülkemizde bugün tarım ülkesiyiz derken birçok ürünü ithal eder hale geldik. Bir et sorununu yıllardır çözemez noktaya geldik. Hala Sayın Bakan her kasabın yanına bir süt et kurumu açarız diye kasapları tehdit eder demiyorum ama rekabet eder boyutuna getirerek soruna çözüm üretmeye çalışmaktadır. Şimdi ben de soruyorum. İş başa dönüyor. Bizim Manisa'mızda et balık kurumunun kombinası vardı. Ne oldu? Yok pahasına satıldı. Eder oldu gitti o tesis. Bugün tekrar et süt kurumuna döndük. Süt endüstri kurumu vardı. Ne oldu? Kapatıldı, özelleştirildi, yok oldu. Bugün nereye geldik? Sütü değerlendirmek adına yeni bir takım kurumsal çalışmaların içine girmeye başladık. Tarıma çözüm arıyorsak mutlak surette üniversitelerle beraber üretici kitleleriyle, üretici kadrolarıyla
sorunları birebir dinleyerek çözüm üretmek zorundayız. Ben buradan şunu net şekilde ifade ediyorum. Üreticinin ekonomik sorunları çözülmeden üreticiye maliyeti düşük krediler temin edilmeden, üreticinin elde ettiği üründen para kazanması sağlanmadan üreticiyi yeni bir yönlendirmeye tabi tutamazsınız. Dönmez üretici. GDO'lu ürünü de eker, pestisiti de kullanır. Yeter ki ürünü çok olsun, malı bol olsun. Ben bu şekilde kurtulurum düşüncesi ve endişesi üreticide vardır. Ekonomisi düzgün olmayan bir insan 2 yıl ürettiğini, kaça sattığını bilmeden ve ne ürettiğini bilmeden, bağda organiğe geçiyorsanız 2 yıl ürettiğiniz üründe kimyevi gübre kullanmayacaksınız, ilaç kullanmayacaksınız, tamamen organiğe yönelik bir faaliyet içindesiniz, veriminiz düşecek. Artı kalite farkı olacak. Onu pestisitli üzümün yanına götürürseniz o daha düşük fiyata satılacak. Veriminiz daha düşük. Buradan da bir kaybınız var. Bir taraftan da ekonominiz bozuk. Bu adamı 2 yıl süreyle bu işin içinde tutmanız mümkün değildir. Ben bir düzlüğe çıkayım, sonra düşünürüz der üretici. Gönlünden geçenim budur. Yöneticinin önce bunu bilmesi lazım. Siyasetçinin önce bunu bilmesi lazım. Eğer buraya bir geçiş öngörülüyor ise nasıl alternatif ürün modelini ülkemizde hayata geçirmiş ve başarılı olmuşsak, Akhisar'da tütünü yasakladım dediğiniz zaman tütüncü bir başka ürüne döndüğünde tütünden elde ettiği kazançla yeni üründen elde ettiği kazancın arasındaki kaybı devlet bu üreticiye takdim etmişse bu değişiklik gündeme gelebilir. Bunda hiçbir sakınca yok, zorluk da yoktur. Ama siz hiç yoktan durduğunuz yerde hadi organik yapalım derseniz bizim toplumumuzda bunu neticeye götürmeniz hiç mümkün değildir bugünkü şartlarda. Benim iddiam bu. Bunun dışında her türlü ortamda bu konuyu konuşmaya, her türlü ortamda bu işi müzakere etmeye de hazır olduğumu ifade etmek isterim. Aslında milletçe, ulusça, siyasi iradenin önderliğinde tarıma ciddi bir yön vermek, tarıma ciddi bir önem vermek, topraklarımızı ve sularımızı korumak adına, üretimimizi artırmak adına ve elde ettiğimiz ürünün de dünya piyasalarda çok rahat pazarlanabilmesi adına ciddi tedbirler almamız gerekir. Biz burada bitkisel üretimden bahsediyoruz. Dünya et üretiminde ve ona bağlı hayvansal ürünlerde de organik tarıma geçti. Bu işin beşiği de Karadeniz yöresinde bir ilçemiz, bir ilimiz, Gümüşhane'miz. O bölgede çok ciddi bir organik hayvansal üretim, et, süt üretimi söz konusu. Bölge yöresel olarak bu işe gönül vermiş, üreticisiyle her şeyle. Ülkede yaklaşık 30 civarında organik bu üretimi yapan üretici varken bunun 18 tanesi o bölgede. Ama buğdayını da, silajlık mısırını da organik üretiyor. Dolayısıyla organik ürettiği yem ham maddelerinden organik yem üretiyor. Hayvanlarına bunu yedirmek suretiyle de onlardan elde ettiği süt ve onlardan elde ettiği süt ürünleri organik oluyor, belgeli. Artı o hayvanları da böyle beslemek suretiyle organik eti de piyasaya çıkarabiliyorlar. Şimdi bizim ekonomisi çok düzgün olan, hayat standardı yüksek olan insanımız sağlıklı yaşamak adına, daha fazla yaşamak adına organik ürünleri tercih ediyor. Kimde bu belge var, nerede yetiştiriliyor, nasıl yetiştiriliyor, bütün bunları araştırıyor. Oralardan yerinden satın alma gibi bir çalışma içine girdiler. Bu yaygınlaştırılabilir diye ben bizim bölgemizde bütün bağcılarımız, bütün üzüm üreticilerimiz organik üretime geçse ne kaybeder? Hiçbir şey kaybetmez. Ne yapar devlet?
Bu süre içinde, 2 yıllık süre içerisinde üreticinin kaybını ben telafi ediyorum, yeter ki organik üretim yapın deseniz, Manisa'daki üretimin hemen %80'i organik hale gelir. Ve biz bunları pazarlarken Avrupa pazarlarında, Avrupa fuarlarında standımızı açtığımızda konuştuğumuz rakamın tonajı yüksek rakamlarsa, ha bu toplum organik tarımı kavramış, önemine varmış, önemine değinmiş, önemini ön plana çıkarmış ve bu yönde üretim yapmışlar. Size saygı duyduğu gibi diğer ürünlerinize de ilgi duyarlar. Ama biz işte bugün nasıl yapmışsak öyle yapmışız. Çok doğru yaptığımızı maalesef bugün için söylememiz mümkün değil. Bakın biraz önce size söyledim. 150 kilo kimyevi gübreyi toprağa atabiliyoruz. Bununla da topraktan ürün alıp mısır ürettik diyoruz, domates ürettik diyoruz. Sonra o topraklar ne hale geldi, o toprak neyi değişti, karakteri ne hale geldi, yarınlarda nasıl kullanılır, onu fazla düşündüğümüzü söylememiz mümkün değildir. Bugüne kadar böyle geldi. Biz gene bu ekranlardan bildiğimizi, düşündüğümüzü kimseyi kırmadan bir eleştiri babında düşündüklerimizi söylemek durumundayız. Doğru yapılanları takdir etmek durumundayız. Tecrübelerimizde, büyüklerimizden öğrendiğimiz bilgilerle önerilerimizi de ortaya koymak durumundayız. Ben üreticiyim. Ben üreticinin ekonomik durumunun çok sağlıklı olmadığını bölgemiz için söylüyorum. Manisa için, Turgutlu için söylüyorum. Bunu bildiğim için söylüyorum. Bugün itibariyle yılbaşından bu tarafa gidin özel ve devlet bankalarının tarım kredisi veren bölümlerine. Üretici gününün önemli bir kısmını orada geçiriyor. Sıralarda geçiriyor. Neden? Ben oradan işte. Şimdi bu noktada destek var mı? Var. Ziraat Bankası veriyor. Neyi veriyor? Organik tarım yapanların düşük faizli krediler veriyor. Böyle bir tabir var. Böyle bir tabir yok. Kullanılıyor. Yanlış. Organik üretim yapanlara sağlanan kredinin faizi Ziraat Bankası'nda düşük değil. Orası normal faizini alıyor. Alınan faizin bir kısmını devlet hazinesi sübvanse ediyor. Bu da haksız rekabet. Ziraat Bankası ucuz kredi veriyormuş, faizi ucuzmuş. Faizi ucuz yok. Sübvansiyonlu kredi onlar. Hazineden karşılanan krediler. Onlar yaygınlaştırılabilir, farklılaştırılabilir. İzmir'imizde sadece benim bildiğim 7-8 tane organik belgesi veren kurum var. Bunlar uluslararası kurumlar. Bu kurumlardan bir tanesiyle sözleşme yapıyorsunuz uygulamada. Sizin çalışmalarınızı onlar yönlendiriyor. Uygulamada her zaman başucunuzdalar. Bu çalışmaları onlarla beraber götürüyorsunuz. Sonuç itibariyle bu belgeyi aldıktan sonra da her yıl yaptığınız bu çalışmada gene denetleniyorsunuz. Denetlemeler sonucunda elde ettiğiniz ürün artık organik ürün sıfatıyla pazarlara sürülebiliyor. Şimdi ben gübrede 150 kilodan bahsettim, ilaç kalıntısından bahsettim. Ülkemizde bu tür işlerin, yani tahlillerin, laboratuvar konularının çok ciddi alt seviyelerde olduğunu ifade etmek isterim. Tarım teşkilatları gıda işine girdi. Yani o görev onlara verildi. Laboratuvarları yok. Neyi denetliyorsunuz? Ülkede merdiven altı birçok gıda satılıp duruyor. Zaman zaman denetleniyor. Denetleme sonucunda alınan numunelerin sonuçları aylar sonra ancak geliyor. Zaten her birinden numune alsanız mevcut laboratuvarlarla onların sonucunu almanız da çok mümkün değil. Eğer altyapınız yoksa böyle bir işe niye girdiniz? Bunda başarılı olunamayacağı aşikarken. Şimdi bakın, ben Sayın Orcan'a söz vermek istiyorum. Turgutlu Ticaret Borsası olarak bir laboratuvarın yapılması için borsa bünyesinde hem toprak tahlilleri adına, hem yaprak tahlilleri adına, hem kalıntılar adına o
sistem içerisinde elemanlarının yeterliliğiyle bilahare kazandırılacak bir sonuç. Bir laboratuvar Turgutlu'da Ticaret Borsası tarafından kurulma aşamasında. Onun kurulmasıyla umarım Turgutlu'daki üreticilerin toprak tahlilleri, yaprak tahlilleri, pestisit kalıntı sorunları önemli ölçüde de azalacaktır diye düşünüyorum. Buyurun söz sizin Sayın Orcan. Bu projeniz çok önemli. Bu bilgileri de alalım. Teşekkür ederim Sayın Pektaş. Biz bu projemiz aşağı yukarı 3 yıl önceden başlayan bir projeydi. Ama maalesef Türkiye'de bürokrasiyi kolay yaşamıyorsunuz. Bürokratik engelleri aşıncaya kadar 3 yıl bir zaman kaybettik. Şimdi de bütün problemlerimizi halledip ve belediyede de imar konularında projelerimiz tasdiklendi. Bu dün teslim aldık projelerimizi, şeylerimizi. Ve Allah nasip ederse de önümüzdeki hafta içerisinde hemen inşaatımıza başlıyoruz. Ve çok hızlı ve ivedi bir biçimde de bitirip başta toprak, yaprak, su olmak üzere ve şu işte önümüzdeki tarımdaki sıkıntıların ivediliğini de göz önüne alınaraktan hızlı bir biçimde Turgutlu halkımızın ve çiftçimizin hizmetine sokacağız inşallah. Dilerim ihtiyacı olan bölge halkımıza da yardımcı oluruz bu konuda. Arkasından da Allah nasip ederse pestisit gibi ve gıda dediğiniz zaman da ucu açık bir proje o. Ve burada da Turgutlu'daki diğer sivil toplum örgütleri artı kaymakamlık, özel idare, belediyeyi de işin içerisine ortak ederekten daha büyük hizmetler veren ve çok aktif bir laboratuvar haline dönüştürme hedefi içerisindeyiz. Allah başarmak nasip etsin diyorum. Ama ilk önce toprak, yaprak, suyu çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız Allah'ın izniyle. Bu konuda gerekli özveride destekte bulunan tüm dostlarıma da teşekkür ediyorum. Ve işte biraz önce söylediklerinizin altına imza atarım. Ve çok büyük bir önem arz ediyor. Mesela bizim hibrit tohum ve yerli tohum sorunumuz var. Şimdi ben sizin arazi komşunuzum. Siz yerli tohum ekiyorsunuz. Ben hibrit tohum ekiyorum. Ama arıyla, sinekle, rüzgarla, tozlaşmayla 7 yılla 10 yıl arasında benim hibrit tohumum sizin yerli tohumunuzu da bozuyor ve tohumundan tohum olmaz duruma geliyor. İşte bu konuda bizim üreticimize hibritin ne olduğunu, GDO'nun ne olduğunu, gelecek açısından sıkıntıları ve kendimize göre ivedi bir biçimde kendi ırklarımızı geliştirerekten ve halkımızın kullanımına sağlayaraktan gelecekte de çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın sağlıklı nesiller yetiştirme adına artı dünyaya arz ve talep edeceğimiz, insanlığa arz ve talep edeceğimiz ürünlerimizin de insan sağlığı açısından son derece önem arz eden ürünler yetiştirmemizi ve Gediz Havzamızı, Menderes Havzamızı, GAP'ı, Malazgirt Ova'mızı, bunların değerlerini bir an önce bilgili, bilinçli çalışmalarla ve buralardan üreteceğimiz sağlıklı ürünlerimizle hem kendi halkımızı hem dünya pazarlarında katma değeri yüksek mamuller halinde ürünlerimizi pazarlamamızı ve ekonomimizi güçlendirmemiz gerekir. Çünkü bize bizden başka dost yok. Ve her geçen gün cari açımızın büyüdüğü, her geçen gün ekonomik olarak gelirlerimizin azaldığı bir ülkede bir silkinmemiz lazım. Ve ben her zaman söylüyorum, her toplantıda söylüyorum,
bizim olmazsa olmazlarımızdan, vazgeçemediklerimizden en önemli hadise tarımsal sanayimizi geliştirmemizdir. Ve tarım organize sanayi bölgeleri ilan edip tarım havzalarımızı korumamızdır. Bunun için de Gediz Havzası dünya için biçilmiş kaftandır. Bunların değerini bilmemiz lazım. Ve gene altını kalın harflerle çiziyorum. Bu topraklar bize miras değil. Miras yedi gibi davranamayız. Emanet, bizden sonraki nesillere emaneti en iyi şekilde teslim etmemiz lazım. Bize bu fırsatları verdiğiniz için ve bizim sesimiz soluğumuz olduğumuz için başta ETV ve zatenize şahsım ve kurumum adına en derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim Sayın Orcan. Hem hizmetleriniz için hem bugünkü programımıza katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Olumlu çalışmalarınızın devamını diliyorum derken zaten olacağına da eminim. İnşallah uzun yıllar size sağlıklı ömür verir Cenab-ı Allah. Cümlemize. Siz de ekibinizle beraber, hizmet kadronuzla beraber Turgutlu'da daha nice güzel hizmetlere imza atarsınız. Dileğimiz bu. Evet sevgili Manisalılar, sevgili izleyenlerim, bir programın daha sonuna geldik. Ülkemiz gerçekten cennet bir ülke, güzel bir memleket. Ecdadımız bize bırakmış. Sahip olmak, korumak, iç ve dış düşmanlara karşı en büyük görevimiz, temel görevimiz. İç ve dış düşmanlara karşı korurken bu güzel toprakları, bu verimli toprakları bilinçsiz uygulamalarla verimsiz hale getirmek de vatana ihanet demek istemiyorum ama oturduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, kalktığımız topraklara ihanet gibi olur. Bu noktada ulusça duyarlı olmak durumundayız. Devletimizin aziz milletimizi bu konuda bilgilendirmesi, bilinçlendirmesi gerekmektedir. Bakınız, kimse yanlış anlamasın. Bu ülkenin, bu güzel toprakların korunması, bu güzel doğanın korunması, bilinçli tarımın yapılması adına hangi ulusal kanalımız bir saatini bu tür bir programa ayırır? Aslında günde bir gün değil, her gün birkaç saati değişik kanalların, bizim çok değerli ilim adamlarımız var, üniversitelerde profesörlerimiz var. Tarım teşkilatında görev alan ve bilfiil uygulamada bulunan ziraat mühendislerimiz var, veteriner hekimlerimiz var. Türk tarımını ilerilere taşımak, çağdaşlaştırmak adına, toplumdaki çiftçileri, üreticileri aydınlatmak adına ciddi programlar yapılabilir. Şimdi son yıllarda tarım topraklarının kaybolmaması için o toprakların bir daha kazanılamayacağını anlatmakta ve buralara konut veya sanayi tesislerinin kurulmasının yasaklandığını Tarım Bakanlığı kamu spotlarıyla halkımıza duyurmaktadır. Bunları duyurmakla bile olmaz. Vicdan muhasebesi bu toprakların üzerinde bu yapılabilir mi deyip zaten yapmamak lazım. Ama yapılanlar çok uzaklara gitmeyin. Hadi dönün şuradan Akhisar'a doğru. Bakın o sağlı sollu yerlerdeki, o verimli topraklardaki sanayi kuruluşlarına bir bakın. Bana göre ilgililer o kuruluşların dosyalarını bir açmalı. Onlara 4. sınıf tarım arazisidir diye rapor veren mühendisler hala hayattaysa bir çağırıp sormalı. Hangi vicdanla, hangi sorumlulukla buna imza attın diyebilmeli ki gelecek nesiller bunlardan ders alsın. Kalın sağlıcakla sevgili Manisalılar. Yeni bir kasabadan Turgutlu'ya programında sizlerle buluşacağım ümidiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.